Merhaba arkadaşlar. Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için bir tane fincanı niyetlendim izleyenlerim adına. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz bu ara hangi konuda neye duymaya ihtiyacınız var ise niyetlenin. Bakalım falımız bize bugün neler söyleyecek. YouTube'daki güzel yorumlarınız için her birinize çok teşekkür ediyorum. Buket'le Kahve Falı Instagram hesabından bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Nasıl ulaşacağız diye soruyorsunuz. Oradan ulaşım sağlanabilir. Şimdi fincanınızı açtım ve sizlere de göstereceğim arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Hayat ağacınızı gördünüz mü? Yani bu sizin çınar ağacınız. Bakın ağaç gibi çıkmış. Altında resmen bir namaz kılar gibi bir yükün üstüne çıkmış bir insan bu ağacın altında. Çok güzel bir şekil gördüm arkadaşlar gerçekten. Bakalım neler varmış. Ben o kısımda yorumlayacağım. Şöyle bir tur gezdirelim. Sizler de görün fincanınızı. Hayal kırıklığı bir kalp yaşanmış. Hayal kırıklığı kalbin kişinin para için, paradan dolayı farklı bir yere yöneldiğini görüyorum. Bir kalp kırıklığınız var. Bu kalp kırıklığı sadece sevda, aşk, gönül olmak zorunda değil. Sizi para için gönlünüzü kıran, parayı tercih ettiği için sizi öylece bırakan bir kişi var. Bunu çok net gördüm. Abladır, abidir, akrabadır. Herkes kendi hayatına göre yorumlasın. Maalesef giden arkadaş, giden kişi parayı seçmiş, sizi bırakmış. Yani bunun için de oldukça siz laf savaşı vermişsiniz zaten. İnsanlara da kendinizi anlatmak durumunda bırakmış bu insan parayı seçip gittiği için. Nişan atmışsınızdır, evlilik ayrılmışsınızdır. Abla kardeş ilişkisidir bu. Bilemiyorum ama birilerine hep bir şeyler anlatmışsınız o gittikten sonra. Bayağı da siz böyle kala kalmışsınız. Bir yükün üstüne çıkmışsınız. Bu yük şöyle. Üçgen gibi düşünün. Bu bir tarla, bu bir arsa. 1, 2, 3 hatta 4. 4 kişiye bölünecek, 4 kişinin hakkı olan bir paydaşlığı olan bir durum. Böylesi bir şeyin üstündesiniz. Sizin de burada şuradaki parayla ilgili yaşadığınız durumdan sonra mıdır nedir bilmiyorum. Diyorsunuz ki herkes kararını versin ben size uyum sağlarım. Benim parayla pulla işim yok. Böylesi bir durumda görüyorum sizi. Bu bir arsa tarla arkadaşlar ve dediğim gibi siz böyle o üç kardeşiniz, üç akrabanızın karar verin siz ben size uyum sağlarım diye dahil olmayışınızı görüyorum. Çünkü sizin maddi kayıplarınız çok olmuş, manevi kayıplarınız daha fazla. Yani maddiyat tabii ki de çok önemli, hepimizin hayatı için geçerli bu. Fakat sizin böyle bir önceliğiniz insani ilişkiler diyebilirim. Çünkü iki parça halinde bir para çıkmış evinizden ciddi anlamda parçalanmışsınız. İki parça şeklinde çıkmış. Fakat sonrasında hani bana Allah verir diyorsunuz yani. Hani iflastır, para kaybıdır bilemem. Maddi kayıplarınız, zararlarınız olmuş. Ama ben yani biliyorum diyorsunuz ve kazanacağınızı yani taşı sıksanız suyunu çıkartırız deniriz ya hani tam olarak böylesi bir çalışkanlık görüyorum sizde. Yani giden gitsin artık diyorsunuz. Hiç nasıl söyleyeyim? Hani umursamıyorsunuz ama umursam ama böyle para bu umursanmaz mı? Hepimizin maddiyata ihtiyacı var. Tabii ki de öyle ama hani öyle ruhen o kadar yılgın, bıkkın ve hiç beklemediğiniz yerden gelmiş ki hani para artık ne ki yani ben burada hani anlatabildim o duygularla parayı önemsemiyorsunuz. Yoksa tabii ki de borcunuzun olduğunu, maddi bir ihtiyaç içerisinde olduğunuzu, iki parça halinde paranızın çıktığını görüyorum da ama hani yediğiniz manevi darbelerden sonra para ne ki demiş bir ruh haliyatınız var. Böylesi bir durumdasınız. Bunu çok net gördüm. Fakat arkadaşlar bu şuradaki 3 kişinin pay edeceği bir kişinin de sizin de yani artık umursamıyorum dediğiniz durum var ya bu işin küçük kısmı. Hani buradan gelecek olan para küçük bir kısım.
Şöyle iki parça kaybınızdan sonra böyle bir dört kişinin bir konuşması var ki, hani şey gibi düşün, köyde bir yeriniz var, biri böyle çok kenarda, benim bunda gözüm yok ya, siz ne yapıyorsunuz yapın, ben buradan bir pay almasam da olur diyorsunuz. Çünkü asıl payı beklediğiniz yer şurada çıkmış. Yani sizin bir yerden bir beklentiniz var. Maddi anlamda bir hak edişiniz var. Buradaki aynı dört kişi şurada da görüyorum. İşte orada diyorsunuz ki, daha da hakkımı yemeyin, daha hani. Daha da bir şey yapmayın yani. Ben burada sesimi çıkartmadım ama burada da payımı alırım. Çünkü bir kaybım var. Benim de bu paraya ihtiyacım var diye baktığınız bir yer var arkadaşlar. Böylesi bir paranın da hanenize geldiğini çok net gördüm. Ama çok böyle ağız dalaşı, kavga gürültü olmayacak da fikir ayrılıkları diyelim. Böyle bir konuşma, belki zamanlamasına, herkesin zamanlaması olarak tutturamayacağınız bir denge olur ama sonrasında size gelecek bir paranızın çok net olduğunu görüyorum. Arkadaşlar valla ister doktor olun ister savcı olun, amele gibi çalışıyorsunuz. Amele gibi dedim, özür dilerim. Çünkü ben amelelere büyük saygım var. Çok insan yükü, iş yükü yani. Kendi güçleriyle koskoca binalar inşa ediyorlar. Tam olarak karınca gibi, yani hiç çalışmaktan bıkmayan. Pazarda limon satarım, giderim kendi mesleğimi yaparım. Mesela öğretmensiniz, atanamadınız, hiç gocunmazsınız, gider pazarda tezgah açarsınız. Böylesi çalışkan görüyorum yani, bu anlamda amele gibi dediğim güç, beden gücünüzü de devreye sokarak devam ettiğinizi görüyorum iş hayatınızda. Ek iş olabilir ya da bir hani mesaili kaldığınız zamanı anlamına gelebilir. Çok karınca gibi çalışıyorsunuz. Sizin bu maddi kayıplarınızın yerine gelecek paralarınız var. Hiç de canınızı sıkmayın arkadaşlar. Yüreğinizi boğmuşsunuz ama şöyle görüyorum. Hani artık haydi, hani şimdi olsun artık. Çok çektim. Hani bir süredir zaten çekiyorum. Hani artık gülsün yüzüm sıkıntısı bu. Yoksa yolunuzun aydınlandığı, maddiyatta bir yükselmeniz çok net çıkmış. Ki sonrası arkadaşlar şurada çok güzel bir hayat ağacı. Hani bu da sizin en son tabloda bu. Yani altında namaz kılıyorsunuz, dua ediyorsunuz, şükrediyorsunuz resmen. Resmen bir ağaç çıkmış, ağacın altında bir mal varlığınız var. Yani bu giden gelen paraların haddi hesabı yok ama en sonunda gelecek olan, sizin rızkınız olan paranın, hani resmen diyorsunuz ki çok şükür evimi aldım, borcumu ödedim, hani ne günler geçirdim, şu an mutluyum dediğiniz tabloya gelmenize az kalmış. Ramak kalmış, son düzlük. Son düzlük arkadaşlar. Falınız bana bunu söylüyor. Son düzlük. Ve siz bu sürece geldiğinizde partnerinizle birlikte olduğunuzu görüyorum. Yani şu an bekar olan arkadaşlarım önce bir şu handikapı bir atlatıp ondan sonra bir öncelik, şu süreç sonra evlilik gibi düşünün. Hani işinizde bir sıkıntılı süreç sonra artık yuva gibi düşünün. Ha, evli arkadaşlarım bu falı dinleyip de evli olan arkadaşlarım da şu iflastır, şu haksızlıktır, kardeşler arası miras, para bölüşümü bitsin, yuvanızla alakalı inanılmaz bir güzellik söz konusu olacak. Ama şu an kafalar karışık, yani uğraş ve öncelikler farklı. Böylesi bir fal çıkmış ama hayat ağacınızı da, çınar ağacınızı da gördüm. Bir kere ağaç murada ermek demek olduğu için de gayet muradınızı erdiğinize görüyorum arkadaşlar. Paralarınız, mallarınız, haksızlığa uğramalarınız geride kalmış. Sizin sınavınızmış. Siz de böylesi bir dersten sonra hayata başka bakmaya başlamışsınız. Yani birazcık sırttan vurulunca maymun gözünü açtı diyebilirim. Yani öylesi bir aydınlanmanız var. İnsanlara karşı daha katı olmanız var. Hala yardıma koşmanız söz konusu. Bir A isimli insanın ters dönüşü var. Size zarar vermek isteyen, bugüne kadar sizi maddi kayıplara uğratma sebebi olan A harfli insanın pişmanlığı ya da bir ters dönüş söz konusu. Evinizde bir kalabalık, iki kişiden büyük bir desteğiniz var. Üç kişilik bir hane. Ne görüyorum? İki kişinin büyük desteğini görüyorum. Şu sevinç gözyaşınız vardı, attınız. Devam ediyor. Bakın şimdi göstereceğim size. Şu gelen damla var ya, bu sizin sevinç gözyaşınız. Bakın. Çok da mutlu olacağınız bir sürece giriyorsunuz gerçekten. Hani evet çekmişsiniz ama sonucu güzel.
Şimdi eşinizi, annesi, sizi anneniz destekler bilemem. Dış taraftan birbirinizi destekleyen, birilerini destekleyen birileri var. Üç kişilik güzel bir hane. Hanenin çok güzel hayali gerçekleşiyor. Yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmişsiniz arkadaşlar. Ya sabır ya sabır. Başka da bir şey demiyorum. İnsanlarla alakalı akıllanmanız mı? Evet var. Maymun gözünü açmış mı? Evet var. Bir insan çok pişman ama onu defi bela etmişsiniz hayatınızdan, benden uzak dur der gibi. Ama patrondur, ama çalışandır, ama aileden biridir, ama eski partnerdir bilemem. Çok net bir destek de aldığınız güzel de bir yuvanız çıkmış. Bu yuvada 3 kişilik görüyorum arkadaşlar. Yani muradınızı ereceksiniz. Güzel bir ağaç ve sonrasında güzel bir hane. Maddiyat da bu sizin kısmetiniz. Şu kısım var ya, bu sizin kısmetiniz de arkadaşlar. Ben çok güzel maddi anlamda yükseleceğiniz bir sürece girdiğinizi görüyorum. Umarım da güzel söyledim. Her şey bir an evvel sizin olsun. Başka da bir şey görmüyorum. Bugünlük falımın sonuna geldim arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. YouTube'daki o güzel yorumlarınız beni inanılmaz mutlu ediyorlar. Okudukça içim açılıyor. Ben de mutlu oluyorum. Devam ediyorum. Böylesi güzel bir bağ kurmak beni de çok mutlu ediyor. İnanın. Her birinizin, ki tekrar tekrar her gün mutlaka yorum yazan arkadaşlarım da var. Buradan hepinize selamlar. Gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Yorum yapan elleriniz dert görmesin. Güzel söyledim. Her şey de inşallah bir an evvel çıksın. Nasıl ulaşım sağlayacağız Buket Hanım diye soruyorsunuz. Buket'le kahve falı. Instagram hesabından özel fal bakıyorum arkadaşlar. Oradan ulaşım sağlayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Her şeyden önce şu süreçte sağlıkla kalın arkadaşlar. İlk temennim sağlık. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.